Hello. Hello. How are you? Good, thank you very much. Evet, binanın muhteşemliğini görüyor musunuz Kıvet arkadaşlar? Çok güzel yapmış. Vojvodina'nın başkenti Novi Sad'dayız. Gördüğünüz gibi neoklasik tarzda yapılmış binaların çoğu. Bunlar Avusturya Macaristan İmparatorluğu döneminde yapılmış. Verira ismiyle de. Idete gore? Da, 25 je lišta. Evet. Çok güzel çalıyor değil mi? Bu bölge daha çok Avusturya Macaristan'ın etkisi altında olduğu için Osmanlı burada fazla tutunamıyor. 180 yıl burada hüküm sürüyor. Çok güzel çalıyor. Where are you from? I'm from Serbia. Aslında ha. Vojvodina bölgesinin başkenti. Oldukça yoğun öğrencinin olduğu kültürel bir başkent burası. Vojvodina bölgesinin başkenti Novi Sad'da olduğunu söylenmişti. Peki turizmle alemde burada her sene bir müzik festivali yapılmakta. Bu müzik festivali Temmuz ayında yapılıyor. Avrupa'daki bütün gençler buraya gelip mutlaka bu festivale katılıyorlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu kısımdaki bütün binalar neoklasik tarzda. Yani Avusturya Macaristan Krallığı döneminde inşa edilmiş. Temmuz ayında yapılan müzik festivali genelde buraya gençler gelip katılıyorlar ve bu festivale katılmak çok önemli. Peki Osmanlı'nın burada eseri yok mu? Elbette eserleri var Osmanlı ama bunlar daha çok Sırp isyanları sırasında arkadaşlar yıkılmış. Belgrad'da bile sadece damat Ali Paşa'nın türbesi kalmıştı. Size onu önceki bölümlerde göstermiştim kale içindeki. Bir de Paşa Konağı var. Sadece bir tane Osmanlı döneminde kalma cami varmış arkadaşlar. Hepsini Sırplar, Sırp isyanları sırasında çoğunu yerle bir etmişler, yıkmışlar. Rinovia 1853-1923. Şimdi arkadaşlar burası Spisko Narodno Pozo Vişti. Şimdi bunların dili Rusça'ya benziyor ama birebir Rusça'ya değil bu dil. Arkadaşlar Slav dilleri, Slav dil grubu Rusça ve varyantlarından oluşuyor ama tabi onlar da kendi arasında bin yıllarca ayrı karşılamışlar. Bizimle Özbekler gibi, bizimle Kazaklar gibi, bizimle Azeriler gibi ayrı düşmüş diller. Ayrı dil kimlikleri oluşmuş, dil dokuları oluşmuş. Dolayısıyla hepsini anlamanız mümkün değil. Ben yine de %20'sini falan anlayabiliyorum. %20-25'i. Yani çok zor durumda anlaşabiliyorum. Hello. Hello. How are you? Good, thank you very much. Very nice melody. Evet. Çok güzel çalıyor değil mi? Çok güzel çalıyor. Where are you from? I'm from Serbia. Aslında ha. Very nice. Name? Mila. My name Mila. Is Mila. Mila, you from Serbia. Belgrad? Yes.
Belgrad iyi. A little town called Zaječar. Near Bulgaria. Oh, nice to meet you. I am from Turkey. I am musician too. Good. What are you playing? Turkish. Turkish instruments. Folk music. And music. Pop of folk music. Folk music. Good. Voilà. Nice to meet you. Good. I know the man who sells things. That's it. Here in Novi Sad, like last six months. Or almost year. You like Turkey? I don't know. Have I been, never been there. Have you been there? No, I haven't. For me, first time I am here. Ah, good. First time. Good, good. Evet, çal velayı çaldırdık arkadaşlar. Selamlar Türkiye. Selam. 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 Hay. Evet, müzisyen arkadaşımızla biraz sohbet ettik. Keman çaldı bize. Türkiye'de olduğum öğrenince adresimi istedi. YouTube kanalı adresini istedi. Onu verdi. Ve çal velayı çaldı. İşte böyle arkadaşlar. Bobodina bölgesinde Novi Sad'tayız. Arkadaşlar, muhteşem binalar. Neoklasik tarzdaki muhteşem binalar önünden geçiyoruz. Burası Vojvodina'nın başkenti Novi Sad. Evet arkadaşlar. Vojvodina bölgesi özel yönetimi var arkadaşlar. Burası eskiden Avusturya Macaristan İmparatorluğu'na bağlıymış. Ama zaman zaman Sırbistan'a bağlanmış. Burada aşağı yukarı 180 yılda Osmanlı egemenlik sürmüş burada. Evet, muhteşem görüntüsü içinde yürüyoruz. Evet, güneş tersten geliyor ama ne yapalım. Bugün bir hayli yoruldum. Hiç bilmediğiniz bir şehri keşfedip orada gezmek, orayı keşfetmek, orada bir takım şeyler, dokular bulup anlatmak gerçekten biraz emek istiyor. Ben de bayağı emek verdim. Ben de bu şehri ilk kez geliyorum. Trafiğe kapalı caddeler tabii. Burası şehir merkezi. Eski şehir merkezi tabii ki. Burası hep tarihi doku arkadaşlar, neoklasik tarzda. Bu doku daha çok Macaristan, Avusturya İmparatorluğu döneminde oluşturulmuş. Benim de ilk kez geldiğim bir şehir burası. Bana bazen soruyorsunuz kimle gidiyorsunuz diye. Ben arkadaşlar tek başıma yolculuk yapıyorum. Çünkü şöyle, şimdi turla falan hiç gitmedim. Ama turla bir kez hariç hiç gitmedim, evet. Turla gittiğiniz zaman onlar koştura koştura sizi şurası burası diye geziyorlar. Halbuki ben öyle yapmıyorum. Ben ne yapıyorum? Ben gittiğim şehri eğer beğenirsem orada uzun kalıyorum. Örneğin 5 gün, 7 gün, 10 gün gibi. Ama eğer gittiğim şehri beğenmiyorsam orada fazla kalmıyorum. Size çekimlerimi yapıp oradan ayrılıyorum. Dolayısıyla bir de turla gittiğiniz zaman hep koştura koştura gitmeniz gerekiyor. İşte kalk, kahvaltı yap, şu yap, bu yap. Ticari amaçlarla yapıldığı için turlarla gezmek hem de video çekmek çok zor. Orada hem kalıp alıştırma alırsanız ki güzel videolar çekebilirsiniz kıymetli arkadaşlar. Van Jovanović ya da Ivan Ivanović olabilir. 3 Mayıs arkadaşlar. Araştıralım bakın kimmiş bu. Siz de araştırın. Ivan Ivanović. Ben de araştırayım. Altta açıklamalarda belirtirseniz sevinirim. Novi Sad'da iki ırmak birleşiyor. Tisa ve Tuna. Tisa'da Tuna ile birleşiyor. Daha sonra yine gidip bu Savaymo ile aşağıda Belgrad'da birleşiyor. Peki. Evet kıymetli arkadaşlar, Novi Sad aynı zamanda Sırbistan'ın kültür başkentidir. Ve şairler, yazarlar, çizerler hepsi burada yaşıyorlar. Çoğunluğu burada. Her ne kadar Belgrad'da yaşıyorlarsa geneli burada. Yazar Sert Akın'ı burada yaşıyor arkadaşlar. Yine ayrıca belirtmek gerekir. Bu da nüfusun büyük bir kısmı Ortodoks Hristiyan. 4/3 oranında aşağı yukarı Ortodoks Hristiyan. 4/2 oranında
Katolik, Hristiyan, Protestan ve az bir sayıda da Müslüman var arkadaşlar. %10 gibi Müslüman yaşıyor. Novi Sad bir finans merkezi. Vodina Bank, Est Bank, Kuska Bank, Meridan Bank, Metaller Bankası gibi bankalar hep bu şehirde kurulmuştur ve burada faaliyetlerini sürdürmektedirler arkadaşlar. İşte yine belirtmekte yararı var. Exit Müzik Festivali her yıl Temmuz ayında burada yapılıyor. Ve Avrupa'dan binlerce genç buraya gelip bu müzik festivaline muhakkak katılıyorlar. Novi Sad her zaman muhteşem görünümüyle, sefer turnu olmaklarının birleşmesiyle güzel bir panorama oluşturur. Ben de şu anda ağacın altına oturdum. Derin gölgede sizlere anlatıyorum. Sırplar %76, Macarlar %5,5, Yugoslavlar %3, Slovaklar %2, Hırvatlar %2, diğerleri %9 olarak yaşıyorlar arkadaşlar. En çok %76 oranıyla Sırplar yaşıyor. Nüfusu 300 bine yakın. Binanın muhteşemliğini görüyor musunuz kıymetli arkadaşlar? Çok güzel yapılmış. Kilisenin çanında 1903 yazıyor. Sırp Ortodoks Katedrali arkadaşlar. Sırpların büyük çoğunluğu Ortodoks. Çok güzel bir resim arkadaşlar, bak. Koyu bir gölgesi var. Az önce ben de oturdum. Bayağı pür pür esiyor. Girip gittim arkadaşlar. Sırp tarihi arkadaşlar oldukça savaşlarla, yoğun savaşlarla geçen bir tarih. Sırp Krallığı 700-780 yılında kuruluyor. Sırp Prensliği olarak oluşturuluyor. Daha sonra 1200 yıllarda Sırp Krallığı'na dönüştürülüyor. 1300 yıllara gelindiğinde arkadaşlar Sırp İmparatorluğu oluyor. Ve bunu daha sonra 1500'lerde Osmanlı'nın 1521 yılında Kanuni Sultan Süleyman ordularının 250 bin kişiyle buraya alması üzerine egemenliği, Sırpların egemenliği son buluyor. Daha sonra ne oluyor? Daha sonra 250 bin kişiyle Kanuni Sultan Süleyman buraya aldıktan sonra buradaki Sırpların büyük çoğunluğunu İstanbul'a götürüyor. Belgrad ormanları var, bilirsiniz Belgrad ormanları. İşte ismini oradan alıyor. Belgrad'dan gidenlerin yerleştiği ormanlar. Sırpları oraya yerleştiriyorlar. Sırp, Ermeni ve diğer gayrimüslimleri o bölgeye yerleştiriyorlar. Novi Sad, yani Vojvodina'nın başkenti Novi Sad'dayım şu anda. Novi Sad'da Osmanlı'nın egemenliği aşağı yukarı 180 sene sürüyor. Daha sonra egemenliğini Avusturya Macaristan'a kaptırıyor. Osmanlı burada tutunamıyor ve Sırbistan'ın başkenti Belgrad tarafına çekiliyor. Ve biliyorsunuz Belgrad'daki egemenliği de uzun süre sürüyor. 1820 yıllara geldiği zaman bu da bir Sırp prensliği oluşturuluyor. 1860-70'lerde Osmanlı bunlara şehrin anahtarını vererek o dönemin padişahı 1. Abdülhamit ya da Abdülmecit, hangisi olabilir, birisi okumuştum ben tarihte. Ve daha sonra burada Sırplar 1878 yılında tekrar burada krallık ilan ediyorlar. Thank you.
Ve burası arkadaşlar, yine savaşlar, karışıklar devam ederken 1914 yılında Avusturya Macaristan Veliahtı'nın Bosna Hersek'ten öldürülmesi üzerine buraya Avusturya Macaristan savaş açıyor ve geliyor, bölgeleri işgal ediyor. Evet, çok büyük parklar var arkadaşlar burada. 1932-1986. Şahane parklar arkadaşlar, gerçekten muhteşem oluşturulmuş. Rusya coğrafyasında da böyle çok güzel parklar oluşturuyorlar. Biraz sizi parklara dolaştırayım. Muhteşem arkadaşlar, oldukça güzel parklar bunlar. Sırp Prensliğinden sonra yine 1914 yılında Avusturya Macaristan Prensi Ferdinand'ın Bosna Hersek'te Saraybosna'da öldürülmesi üzerine Avusturya Macaristan İmparatorluğu burayı bombalıyor. Sırpları yoğun bir şekilde bombalıyor ve Sırbistan'da çok sayıda insan ölüyor. 1918 yılında Birinci Dünya Savaşı bittiğinde Yugoslavya Krallığı kuruluyor. Bu krallık 1945 yılında Tito'nun krallığı devirip cumhuriyeti kurmasıyla birlikte Sosyalist Halk Cumhuriyeti kuruluyor Tito tarafından hükümet arkadaşlar. Halk Cumhuriyeti 1990'lara geldiğinde artık son buluyor. 90'lı yıllar biliyorsunuz, Balkanlar yine karmaşa yılları. Buradaki Yugoslavya Cumhuriyeti dağılıyor. Sonuçta Sırbistan Karadağ Cumhuriyeti baş başa kalıyor. Diğerleri ayrılıyorlar. 2008 yılında Sırbistan'la Karadağ'da barışçı bir şekilde ayrılıyorlar. Sırbistan üniter bir devlet olarak bağımsız oluyor. Bu bölge, Vojvodina bölgesi de Sırbistan'ın önemli kültürel ve ekonomik başşehri. Evet kıymetli arkadaşlar, Vojvodina'nın başkenti Novi Sad'dan bu kez trenle, hızlı trenle dönüyorum. Gelirken 1100 dinara inmiştim. Şimdi dönerken 400 dinara dönüyorum. Nasıl olacak diyeceksiniz. Gelirken otobüs biraz pahalı getirmiş bize. 3 kat pahalı getirmiş. Şimdi hızlı trenle 400'e gidiyorum. Yani 4'te 3 oranında daha ucuz gidiyorum. Siz de geldiğinizde buradan hızlı trenle dönebilirsiniz. Evet, güzel bir tren. Hızlı gidiyor. 1 saatte gidiyormuş. Gelirken otobüs 1,5 saatte geldi. 10 euroya geldik. Aşağı yukarı 3,5 liraya gidiyoruz. Yerimizi bulabiliriz. Evet, tren bayağı güzelmiş arkadaşlar, hızlı tren. 400 lira bedava. Sabahleyin boşuna kazıklanmışız otobüsü. 10 euroya, bu 3,5 euro falan. Novi Sad'dan Belgrad'a dönüyoruz.
Evet, Novi Sad'dan görüntüler. Arkadaşlar tren çok hızlı gidiyor. Bir saate varmadan varıyor Belgrad'a. Evet, Tuna Nehri. Novi Sad'daki Tuna Nehri. Evet kıymetli arkadaşlar, Sırbistan'ın Vojvodina bölgesinin başkenti Novi Sad'dan hep birlikte olduk. Güzel görüntüler eşliğinde izlediniz. Bu bölümün de sonuna geldik. Hepinize güzellik, sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, like atmayı unutmayın. Hoşça kalın.